Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ali İmran suresi 7, 8 ve 9. ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayetlerde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğuna dikkat çekiyor ve bunlarla alakalı bir takım esasları bize bildiriyor. Önce mealen görmeye çalışalım. Huvellezî enzel aleykel kitap. O ki, o Allah ki kitabı sana indirdi. Minhu âyâtun muhkemat. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Hunne ummul kitap ve bu muhkem ayetler kitabın esasıdır, kitabın özüdür. Ve uharu müteşabihat, diğerleri ise müteşabihattır, müteşabih ayetlerdir. Femmellezîne fî gulûbihim zeygun, ama kalbinde kaypaklık bulunanlar, onlara gelince feyettebiûne mâ teşâbehe minhum. Kur'an'daki muhkem ayetlere değil, müteşabih olanlara tabi olurlar. Onların peşinde giderler. İptiga el fitneti ve fitne niyetiyle, ortalığı karıştırmak niyetiyle ve iptiga et tevili ve tevilini aramak niyetiyle, acaba bir tarafa çekebilir miyiz gibi, bu şekilde onlar hareket ederler. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Yani Kur'an'daki o müteşabih ayetlerin tevilini ancak Allah bilir. Ve rasihuna fil ilim, ilimde rasih olanlar, kökleşmiş olanlar, yekulune amennâ bihi. Onlar derler ki biz ona iman ettik. Küllüm min indi Rabbine, bunların hepsi Rabbimizdendir. Yani hem muhkem ayetler hem müteşabih ayetler hepsi Rabbimizdendir. Ve mâ yezzekkerû illâ ulul elbâb. Bunlardan ancak akıl sahibi olanlar ibret alır, öğüt alır. Bunları ancak onlar düşünürler. Rabbena lâ tuzigh kulûbenâ. Ve o râsihûn olanlar, akıl sahibi olan bu kimseler şöyle dua ederler. Derler ki, ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalplerimizi saptırma. Ba'de iz hedeytena, bize hidayet verdikten sonra. Ve heblena min ledünke rahme, kendi katından bize rahmet bağışla. İnneke entel vehhab, şüphesiz sen vehhabsın, tek taraflı verensin. Rabbena, ey Rabbimiz, İnneke cami'un nas. Şüphesiz sen insanları cem edensin, cem edecek olansın. Liyevmin la raybe fih, gelmesinde asla şüphe olmayan günde insanları cem edensin. İnnallâhe, şüphesiz Allah, la yuhliful mi'at. Allah vaadinde hulfetmez, Allah vaadini yerine getirir. Bu ayetler, bugün medarı bahsedeceğimiz ayetler, Kur'an-ı Kerim'in tümüyle alakalı genel bir değerlendirmeyi içine alıyor. Huvellezî enzel aleykel kitap. O Allah ki kitabı sana indirdi. Minhu âyâtun muhkemat. Onda muhkem ayetler var. Muhkemat tabir edilen, manası açık ve daha kolay anlaşılabilen ayetler var. Ve bunlar hunne ummul kitap, kitabın anası. Anası derken mesela anayasa diyoruz. Ve diğer yasalar anayasaya göre belirleniyor. Ona uymak durumunda. Demek ki bu ayetlerde, muhkemat olan ayetler, Kur'an'da temel esasları ortaya koyuyor. Ümmül kitap derken bu anlamda değerlendirilebilir. Ama ve uharu müteşabihat, diğer ayetler ise müteşabihat. Müteşabih şebeh kökünden geliyor. Birbirine benzer, birbiriyle iltibas edilebilen, birbirine karıştırılabilen, böyle bir anlamı ifade etmekte. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri muhkem, yani manası açık. Bir kısmı ise muhkem değil, müteşabih. Ve bu müteşabih ayetleri anlamak, diğer ayetleri anlamaya göre biraz daha zor. Herkes bunu anlayamıyor. Ve bazıları bu muhkem müteşabih ayetleri değerlendirmede yanlış noktalara kayabiliyor. Ve
ayakları o noktada sürçebiliyor. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı, Allah-u Teala normalde insanları anne babayla yaratıyor. Ama Hazreti İsa olayında görüyoruz ki durum değişik. Ortada anne var ama baba yok. Bu durumda acaba Hazreti İsa'nın yaratılışını nasıl anlayacağız? Kur'an-ı Kerim'e göre bunu anlamak çok da zor değil. Ve Kur'an-ı Kerim bize şunu bildiriyor. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ alim. Allah her türlü yaratmayı bilendir. Allah yoktan yaratır, sebeplerle yaratır. Alemi yoktan yaratmıştır. Ve şu anda etrafta gördüğümüz şeyleri madde itibariyle önce yaratmış ve devamlı bunları bir halden başka bir hale çevirerek yeni şekiller vermektedir. Bizler bir nevi toprağın birer bitkisi gibiyiz. Topraktan yetiştik. Maddelerimiz topraktan geliyor. Allah bize şekil verdi. Bu da yine Allah'ın bir yaratması. Anne babayla yaratıyor. Bu da Allah'ın bir yaratma şekli. Ama Allah-u Teala dilerse anne babasız da yaratıyor. Bunun da örneği Hazreti Adem'dir. Nitekim Âl-i İmrân suresinin daha sonraki bir bölümünde bununla ilgili ayetlerde gelecektir. Ve orada inne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın hali Adem'in hali gibidir. Halagahu min turab. Allah onu topraktan yarattı. Sümme gâle lehu kün feyekun. Sonra ol dedi ve o da meydana geldi buyuruluyor. Allah-u Teala madem ki Hazreti Adem'i anne baba olmaksızın yaratmış, Hazreti İsa'yı da sadece anneyle yaratır. Ve o Allah her türlü yaratmayı bilendir. Allah'ın kudreti açısından baktığımızda mesele kolay. Ama Hristiyanlık dünyası meseleyi daha farklı bir noktaya çekmişler ve Hazreti İsa'yı haşa Allah'ın oğlu tarzında değerlendirmişler. Baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde üçlü bir telakkileri var. Gerçi biz bunlarla tek Allah'ı kastediyoruz diyorlar ama çok da net, o kadar net bir itikat değil. Anlaması ve anlatması zor bir durum. İşte onlar Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'de ve kendi kitaplarında Allah'ın kelimesi, Allah'ın ruhu olması gibi ifadelerini yanlış anlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsa için ve kelimetuhu, Allah'ın bir kelimesidir ve ruhum minhu, ondan bir ruhtur. Bu ifadeler geçiyor. Ve Hazreti İsa ile ilgili daha başka ayetlerde, daha özel durumlara da dikkat çekilir. Ama Allah'ın kelimesi olması, nasıl ki Hazreti Adem kün feyekün ile ol emriyle yaratıldı, Hazreti İsa'da da benzeri bir durum var. Baba olmaksızın doğrudan bir ruh olarak Meryem'e üflendi. Bu anlamda ruhum minhu derken Allah'tan bir ruh, bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'da ruhaniyetin daha galip olduğunu bize gösteriyor. Ve diğerlerinden daha farklı bir özelliği var ve ruhaniyet onda daha galip. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela elimizdeki aynada güneşe doğru bunu tuttuğumuzda güneşin bir timsali meydana gelir. Ve aynadaki o parlaklık güneştendir. Ama güneşten olması güneşin orada bir kısmının bulunması anlamında değil. Güneşten bir parça olması anlamında değil. Bir tecelli tarzında. Yani güneşin bir timsali orada görülüyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da Allah'tan bir ruh olduğunu ifade eden ruhum minhu ifadesi bu anlamda değerlendirilmesi gerekir. Nitekim Hazreti Adem'le ilgili ayette وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ ruhi, ben ona ruhumdan üfledim diyor Cenab-ı Hak. Hazreti Adem'de de benzeri bir durum var. Hazreti Adem'e bu şekilde nefi ruh edilmesi, Allah-u Teala'nın onunla alakalı ruhumdan üfledim demesi, haşa Allah'ın ruhunun bir parçası Hazreti Adem'de görüldü anlamında değil. Ve şu anlamda bu daha iyi belki değerlendirilebilir. Allah-u Teala kendi isim ve sıfatlarından küçük birer numunecik Hazreti Adem'e verdi. Ve bunun neticesinde Hazreti Adem diğer canlılardan, varlıklardan farklı oldu. Öyle ki gerek Hazreti Adem gerekse onun temsil etmiş olduğu bütün insanlık Cenab-ı Hakk'ın mesela alim olmasının bir aynasıdır. Allah'ın sonsuz ilmi var. Bizde de azıcık bir ilim var.
Allah irade sahibi, bize de bir irade vermiş. Allah sanatlı yaratıyor, biz de sanatlı bazı eserler meydana getirebiliyoruz. Ve bu şekilde Allah bizi yeryüzüne halife kılmış. İşte Hristiyanlar müteşabih bir mana olan Hazreti İsa'nın yaratılışını, babasız yaratılışını, Allah'tan bir kelime, Allah'tan bir ruh olması manasını tam iyi değerlendirememişler ve bunun neticesinde başka mecralara iş dökülmüş ve inanç safiyetini bir derece ortadan kaldırmış ve safiyet ortadan kalkmış durumda. Başka misaller de verilebilir. Bu iki ayrı dinden misal vermiş olduk. İslamiyet ve Hristiyanlıktan. Bir de İslam bünyesi içinde bazı müteşabih ayetler var. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Rahman olan Allah'ın arşa istiva etmesi. Er-Rahmanu alel arşisteva. Arş, mesela hükümdarların koltuğuna verilen bir isim. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Bunu İslam dünyası içinde bazıları müşebbihe denilen, mücessime denilen ve bunların uzantısı durumunda olan bazı gruplar lafzi manasına göre anlamışlar ve zannetmişler ki bir koltuk var, Allah-u Teala o koltuğa oturuyor. Tabi bu tarzda Allah'ı anlamaya çalışmak onu anlamamaktır. Allah'ı kendimize kıyas etmek çok yanlış bir kıyastır. Ama bunu sembolik bir mana olarak anlayabiliriz. O da nedir? Mesela taht kavgası deniliyor. Bir hükümdarın oturmuş olduğu tahtı bir insan kendi evinde yapabilir veya bir ustaya yaptırabilir. Hükümdar tahta oturur, siz de oturursunuz. Ama burada tahttan maksat doğrudan tahtın kendisi değil, o koltuğun kendisi değil, bununla meydana gelen bir saltanattır. Dolayısıyla bir padişah, temsilde hata olmasın, nasıl ki tahtına oturur, bütün ülkesini emirle, fermanla idare ederse, Rahman olan Allah da bütün alemi emir ve iradesiyle idare etmektedir. Mübaşeretsiz tasarruf dediğimiz bir durum söz konusudur. Allah emreder ve emrettiği şekilde her şey meydana gelir. Kur'an bunu anlatıyor ama İslam dünyası içinde bazı ekoller Kur'an'ın bu ifadesini zamanla yanlış mecralara çekmişler. Allah'ı adeta bir insan gibi düşünmek, Allah'ı bir insana benzetir tarzda değerlendirmek bu gibi hatalarla karşı karşıya kalmışlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli ifadesi geçiyor. Yedullah fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin fevkindedir. Ve bel yedahu mebsutatani. Allah'ın iki eli de açıktır. Bu ifade var. Ve bi eydina diye ellerimizle böyle bir ifade geçiyor Allah-u Teala için. Burada Allah'ın eli, Allah'ın iki eli, Allah'ın elleri. Bunlar yine mecazi ifadelerdir, müteşabih manalardır. Burada kastedilen Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufudur. Şöyle ki, mesela el insanın iş yaptığı bir aleti oluyor. İnsan eliyle tasarrufta bulunuyor. Ama devletin eli dediğimizde herhalde böyle bir el anlaşılmaz. Orada devletin gücü, devletin kudreti, devletin tasarrufu anlaşılır. Dolayısıyla Türkçede de bunun benzerleri var. Türkçede de müteşabih ifadeler var. Devletin eli dediğimizde nasıl ki mücessem bir el aramıyoruz, Allah'ın eli dediğimizde de böyle maddi mücessem bir el aramak boşunadır. Ama Allah'ın kudret eli mecazi bir ifadedir. Allah'ın kudret eli her şeye yetişmektedir. Kainattaki bütün tasarruflar Allah'ın kudret eliyle gerçekleşmektedir. Bu anlamda bunu değerlendirmek mümkündür ve alimler genelde bu şekilde değerlendirmişlerdir. Müteşabihattan iki örnek vermiş oldum. Demek ki kitabın bir kısım ayetleri muhkem, manası açık. Bunlar daha kolay tefsir edilebiliyor. Ama kitabın bir kısım ayetleri var. O ayetler müteşabih, manası bir derece kapalı. Herkes bunu anlayamıyor ve anlayamayanların bir kısmı çok yanlış değerlendiriyorlar. Halbuki اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنِنْدِ رَبِّنَا deseler, iman ettik hepsi Rabbimizdendir, mesele bitecek. Ama bundan murat budur diye
lafza takılıp kaldıklarında, zahire takılıp kaldıklarında çok yanlış telakkilere sebebiyet verebiliyorlar. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ kalbinde kaypaklık olanlar فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ müteşabihlerin peşine takılırlar. İptiga el fitne, fitne niyetiyle ve iptiga et tevili, yanlış bir tevilini aramak niyetiyle o müteşabih ayetlerle ilgilenirler. Ve oralar daha çok onları konuşurlar, oralardan bahsederler. Halbuki وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ böyle müteşabih ayetlerin tevilini ancak Allah bilir. Acaba başkaları bilmez mi? Eğer cümleyi devam ettirecek olursak, burada durmayıp cümleyi devam ettirecek olursak, ayetin devamı وَالرَّاسِخُنَ فِي الْاِلْمِ ve ilimde rasih olanlar. O zaman mana şöyle olur: bu müteşabih ayetlerin manasını ancak Allah bilir ve bir de ilimde rasih olanlar, ilimde kökleşmiş olanlar bilir. Ve bu manayı verenler de var ama burada bir nokta koyup onun tevilini ancak Allah bilir. Ve rasihuna fil ilm, ilimde kökleşmiş olanlar ise yekulune amennâ bihi, onlar derler ki biz iman ettik. Küllüm minindi Rabbine, bunların hepsi Rabbimizdendir. Yani muhkem ayetler de Rabbimizdendir. Müteşabih ayetler de Rabbimizdendir. İkisini cem ederek şöyle demek mümkün belki. Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için indirilmiş bir kitaptır. Müteşabih ayetler anlaşılmaz ayetler değildir. Ancak anlaşılması zor ayetlerdir. Her baba yiğit hemen bunları kolay kolay anlayamaz. Ve bunlardan muradın ne olduğunu net bir şekilde ifade edemez. Rasihun olanlar, yani ilimde kökleşmiş olanlar, ilimde meleke sahibi ve gerçekten çok iyi bir noktaya gelebilmiş olanlar, bunlarla ilgili konuşabilirler. Bunlarla alakalı değerlendirme yapabilirler. Ama bunu yaparken de illa bundan murat budur demezler. Ve tevilini yaparlar ve o tevilde bir kat'iyet yoktur. Yani burada tefsir ve tevil, bu ikisi arasında bir fark olduğuna da dikkat çekmiş olacağız. Muhkem ayetler tefsir edilir. Yani manası açıktır. Bunlar biraz daha açıklanır, tefsir edilir. Ama müteşabih ayetler tevil edilir. Ve bu tevilde tam bir kat'ilik olmaz. İlimde kökleşmiş olan insanlar bundan murat budur tarzında veya bundan murat bu olabilir tarzında kanaatlerini beyan ederler. Ama bu kanaatlerini beyan etmenin neticesinde yine اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنَنْدِ رَبِّنَا, biz buna iman ettik, hepsi Rabbimizdendir. Rabbimizin katında bunun gerçeği neyse biz ona iman ettik. Meseleyi bu şekilde değerlendirirler. Özellikle İmam-ı Gazali'ye kadar bu müteşabih ayetlerle alakalı çok da fazla konuşulmamış. Daha çok وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ orada durulmuş. Bunların tevilini ancak Allah bilir diye orada durulmuş. Buna göre mana verilmiş ayet-i kerimeye. Ve İmam-ı Gazali döneminde ise artık felsefe epey revaçta ve kelam ilmi felsefeden epey etkilenmiş durumda. Zihinlerde müteşabih ayetlerle alakalı epey dalgalanmalar, çalkantılar var. Böyle bir durumda artık bu konularda da görüş beyan etme lüzumu hasıl olmuş. İşte mütekaddim alimler, önceki gelen alimler bu konularda fazla bir şey demezken, teviline pek yanaşmazken, İmam-ı Gazali devrinden itibaren artık insanlar bu ayetlerle alakalı da bazı değerlendirmelerde bulunmuşlar. Çünkü ileri geri konuşanlar var, eğri büğrü konuşanlar var. Bunlara bedel doğrusunun da ifade edilmesi gerekir. İşte günümüzde Kur'an'ın müteşabih ayetleriyle alakalı yine rastgele konuşanlar da vardır. Bunlara mukabil ilimde otorite olan, ilimde kökleşmiş olan, gerçekten birer ilahi mevhibi olan Kur'an nurlarına mazhar kimseler elbette bu konuda görüş beyan edebilirler. Bundan murat şu olabilir, biz bunu böyle anlıyoruz diyebilirler. Ama şöyle bir incelikle, bundan murat illa budur değil, budur diyemeyiz. Biz böyle anlıyoruz. Allahu alem, biz sevap, doğrusunu Allah bilir derler.
Ve وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bunlardan ders alan, öğüt alan ancak akıl sahipleridir. Lüb öz anlamında, akıl anlamında da kullanılıyor. Ve bunların bir duasına burada yer veriliyor. Bu dua hepimizin de duası olmalı. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Allah'ım bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Ve heb lena min ledunke rahme. Kendi katından bize bir rahmet ihsan et. İnneke entel vehhab. Şüphesiz sen vehhabsın ve hibe eden, tek taraflı verensin. İnsanın hidayette olması gayet güzel ama hidayetten sonra yoldan çıkması, bu da bir facia. Ve alim olanlar iyi bir durumdadırlar ama garantileri yoktur. Alimin de ayağı kayabilir. Şeytan onlarla daha fazla uğraşır. Bu açıdan bize hidayet ettikten sonra ya Rabbi kalplerimizi eğriltme, batıla meylettirme, bu anlamda dua etmek gerekir. Rabbena inneke cami'un nas li yevmin la raybe fi. Ey Rabbimiz, geleceğinde şüphe olmayan günde şüphesiz sen insanları cem edeceksin. İnnallaha la yuhliful mi'at. Şüphesiz Allah vaadinde hulf etmez. Allah vaadini yerine getirir. Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim ayetlerinin muhkem müteşabih olduğu ve muhkem ne anlamda, müteşabih ne anlamda ve bunlara karşı bizim bakışımız ne olmalı? Bunları Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasından görmeye çalıştık. Cenab-ı Hak muhkemiyle, müteşabihiyle bütün ayetlerini anlayanlardan bizleri eylesin ve hidayeti bizlere nasip ettikten sonra o hidayette daimi eylesin. Bu dualarla bugünkü programımızı bitiriyor. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.